Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli kardeşlerim, öncelikle sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizlere iman nimetini bahşeden, bizleri ehli imandan kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Yine onun ilahi kelamını bizlere eksiksiz bir şekilde ulaştıran Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz içinde bulunduğumuz şu değerli günleri hakkını ifa ederek geçirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Rabbimiz bir takım yaratmış olduğu varlıklardan bir kısmını diğer bir kısmına faziletli, üstün kılmıştır. Örneğin insanlar içerisinde peygamberleri diğer insanlara üstün kılmıştır. Yine aynı şekilde mekanlar, mabetler içerisinde Mekke'yi, Kabe'yi, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı diğer mabetlere, mekanlara üstün kılmıştır. Ve zamanlar içerisinde de Cuma gününü diğer günlere faziletli kılmıştır. Aynı şekilde Ramazan ayını diğer aylara faziletli saymıştır. Ve bugün üzerinde, şu anda üzerinde konuşacağımız Kadir gecesini de diğer gecelere, sair zamanlara faziletli, üstün kılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz biz kullarına acıdığı ve merhamet ettiği için değişik vesilelerle kıymetli zaman dilimleri var etmiştir. Ve bu zaman dilimleri içerisinde kendisine tövbe ile, istiğfar ile yalvarmamızı, onun rububiyetini, uluhiyetini bilip tanıyıp ondan mağfiret dilememizi istemiştir. İşte Kadir Gecesi Rabbimizin bizlere affımızı, mağfiretimizi talep edeceğimiz, dileyeceğimiz ve kendisinin bizlere ikram etmiş olduğu böyle bir gecedir. Şayet Rabbimizin mağfireti, fazlı, rahmeti olmasaydı bizler kendi gayretimizle, kendi çalışmamız ile nefsimizi hiçbir zaman temize çıkaramazdık. İşte bu vesileyle Rabbimiz Kadir Gecesi gibi kıymetli zaman dilimini bizlere ikram etmiştir. Kadir kelimesi değer, itibar, şeref, izzet gibi manalara gelmektedir. Yüce Rabbimiz bu geceyi kendisi bizzatihi ilahi kelamında bizlere izah buyurmuştur. Estaizu billah, inna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. O halde baktığımızda Kadir gecesine, bu geceye kıymetini veren şeyin aslında insanlığa kılavuz, rehber olan Kur'an'ın inmiş olmasını görüyoruz. Bu gecede Kur'an'ın inmiş olması, indirilmiş olması Kadir gecesine kıymetini, değerini vermektedir. Ve o Kur'an ki insanlığın yol göstericisi, müminlerin hidayet rehberi, hak ve batılı birbirinden ayıran ilahi kelamdır. İlahi kelamın bizlere vermiş olduğu, bizlere getirmiş olduğu, öğretmiş olduğu hakikatlerin bizlere Rabbimizi tanıtması, bizi bize tanıtması, nefsimizi bize tanıtması ve öteleri, uhrevi alemleri bize tanıtması, aynı şekilde insanlığın kendisiyle değer bulacağını ifade etmesi bu gecenin özünü, hakikatini oluşturmaktadır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın bu gecede inmiş olması, Kur'an'ın bizlere bir takım hakikatleri haykırmış olması demektir. Sene-i devriyesi olan Kadir Gecesi,
Kur'an'ın nüzulünün yıl dönümü olan bu gece bizlere şu hakikatleri haykırmaktadır. Ey mümin, şunu bir defa bilmek zorundasın. Allah'ın kelamı ile hayat ancak hayattır. Ancak Allah'ın kelamı ile yeniden yüzleşmemiz halinde karşılaşmamız ve yüce kelama ne kadar tabi olduğumuzu, ne denli ona değer verdiğimizi ölçüp biçip takdir etmemiz halinde biz bu geceyi, Kadir Gecesi'ni ve Kur'an'ı anlamış olacağız. Ve de kendimize bu nispette değer vermiş olacağız. Aynı şekilde bu gece müminlere şunu söylemektedir. Geçmişin muhasebesini yapınız ve Kur'an ile olan irtibatınızı, Kur'an ile olan ilişiğinizi, bağlantınızı tekrar gözden geçiriniz. Kur'an'ı bu gece hürmetine inmesi, inmiş olmasının, bu gecede nüzulunun gerçekleşmiş olması sebebiyle Kur'an'ı kaplardan kalplere indiriniz demektedir adeta. Aynı şekilde kıymetli kardeşlerim, biz bu gecede Rabbimizin emirlerine ve buyruklarına, helallerine, haramlarına tekrardan göz atıp bu hakikatlerin hangi konumunda olduğumuzu idrak etme, bilmek zorundayız. İkinci ayeti kerimede وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ diyor Rabbimiz. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Şayet Rabbimiz Kadir gecesini bizlere bildirmemiş olsaydı biz Kadir gecesinden istifade edemeyecektik ve bu gecenin mahiyetini, hakikatini de kendimiz idrak edemeyecektik. Ve Rabbimiz devamında bize bu geceyi söylüyor. Leyletul kadri hayrun min elfi şehir. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 83 küsür yıla denk gelen şu zaman dilimi, bin ay, bir geceye sığdırılmış Rabbimiz tarafından. Tek bir geceye sığdırılmış. Bu geceyi hakiki manada ifa eden, kalbini bu gecede Rabbisine açan kul, adeta bin ay boyunca Rabbine ibadet etmiş, itaat etmiş, tesbihte, zikirde, duada bulunmuş demektir. Böyle kıymetli bir gece, bir zaman dilimi. İşte Rabbimiz bu ümmete merhamet ettiği, acıdığı için böyle bir geceyi bu ümmete müjdelemiştir kıymetli kardeşlerim. Ve bu gecede تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجِرِ O gece fecir doğuncaya kadar selamdır, esenliktir. Selam kıymetli kardeşlerim, meleklerin müminlere bizzatihi selam lafzını kullanmasıdır. Ve de bu gecenin bütünüyle içerisinde selamet ve esenlik barındırmış olmasıdır. Müminlere böyle bir selam, böyle bir esenlik, böyle bir müjdenin haberini melekler şafak sökünceye kadar verip durmaktadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Kadir gecesini anlatan şu sözüyle bizlere yine büyük bir hakikati haber vermektedir. Men qama leylatel kadri imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Her kim Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahlara inanarak ve ümit ederek ihya ederse, geçmiş günahları affolunur. İkame etmek, ifa etmek kıymetli kardeşlerim, ibadetlerin, salih amellerin tamamını içerisine almaktadır. Namaz gibi, tesbih gibi, zikir gibi, dua gibi, Kur'an tilaveti gibi bütün amelleri içerisine almaktadır bu kelime.
Ancak bilmeliyiz ki dua en önemli husustur bu gecede. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünden hareketle müminin bir defa Rabbimizin kendisini bağışlaması hususunda sınırsız mağfirete sahip olduğunu bilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde bu ümidi de taşımak zorundadır. Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden ümit kesmeyecek şekilde bu hakikati idrak ederek, bilerek Rabbine yalvarmalı, münacatta, talepte bulunmalıdır. Her hakikat, her husus ile ilgili. Ve gerek dünyalık işleriyle olsun, gerek ahirete yönelik hususlar ile ilgili olsun, duanın özüne, hakikatine uygun olan her şeyi mümin bu gecede isteyebilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Aişe annemiz bir defasında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama Kadir Gecesi ile ilgili, şayet Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ey Allah'ın elçisi nasıl dua etmemi istersiniz, buyurursunuz diye sorduğu vakit Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine şöyle cevap verir. Hazreti Aişe annemize. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet diye dua etmesini söyler. Burada baktığımız zaman Allahümme ey ilahım, ey Rabbim, ey yaratıcım, duaların kendisinden başka kimseye arz edilemeyeceği yaratıcım, sana yalvarıyorum, affedecek olan sensin, afusun, bağışlayıcısın, mağfiret sahibisin. Beni de affeyle bu gecede. Bedenimizden ziyade kalbimizle Rabbimize yönelip şu duayı bizim de yapmamız, evla olarak yapmamız gerekmektedir. Kıymetli kardeşlerim, yine bu gecede esas yapılacak olan şey Allah Resulü'nün bu sözünden yola çıkarak dua olduğunu biz biliyoruz. Çünkü dua ubudiyetin, kulluğun özüdür, hakikatidir. Ve bir takım müçtehitler bu gecede yapılacak olan en faziletli amelin dua olduğuna hükmetmişlerdir. Dolayısıyla biz anne babamızla ilgili, geçmişimizle ilgili, âba ve ecdadımızla ilgili kabirlerinde belki de dua bekleyen, duaya hasret olan, muhtaç olan geçmişlerimize bu gecede dua etmeli, onlar için de Rabbimizden af ve mağfiret talebinde bulunmalıyız. Aynı şekilde bizim vefatımızdan sonra, kabire girişimizden sonra, hesap günü gelmeden önce ya da hesap gününde hiçbir dilin, hiçbir sözün fayda vermeyeceği kendi adımıza, o günler başımıza gelmeden önce Rabbimizin bize ikram ettiği şu fırsat zamanını, Kadir Gecesini, o gün için bize ihtiyaç olan Rabbimizin rızasını elde etme adına bazı şeylerin bize verilmesini talep etmeli ve bu doğrultuda Rabbimizden niyaz ederek dileyip dilenmeliyiz. Yüce Rabbimiz şu kıymetli geceyi, Kadir Gecesini bizlere hakkıyla yaşamayı, hakkını vermeyi, idrak etmeyi nasip eylesin. Bu gecede bizleri bu gecenin feyzinden, bereketinden, göğün kapılarının açıldığı ve rahmetin sağanak olarak geldiği şu geceden, feyzinden bizleri Rabbimiz mahrum eylemesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua ile dualanmayı bizlere nasip eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Şimdiden geceniz, Kadir Geceniz mübarek olsun inşallah.